Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım zorlaştırma, kolaylaştır. Allah'ım hayırlısıyla tamamına erdir. Şimdi, değerli gönüldeşlerim, bizim mahallede bir e, masume teyze vardı. Masume teyze vardı. Onun da bir oğlu vardı, küçük bir oğlu. Kekeme'ydi böyle naber İ i i i i iyi misin böyle konuşurdu yani e, her kelimenin başında bir 3-5 saniye takılır sonra o kelimeyi söylerdi böyle birisi o Masume teyze de aşırı derecede çok üzülürdü oğlunun bu haline ya ne de olsa yavrusu da bir denecik oğlu var yani bir denecik oğlu var Şimdi diyeceksin oğlan kız ayrım mı yapıyor? Yapmıyorum. O insan için söylüyorum. Onun bir tane çocuğu vardı. Kocasının ikinci hanımıydı. Birinci hanımı vefat etmiş de bununla evlenmiş. Bir tanecik evladı var. Kocası da vefat etmiş bu arada. Masume e, anne. Oğlu benden yaşıttı. Şu an eğer yaşıyorsa benden yaşıttır yani. Böyle e, şeydi, e, kekemeydi. Eee Hatta Allah bizi affetsin. Çocuğumuz işte ondan çok böyle e, gırgır geçtiği e, sokakta gırgır geçtiğimiz anlar oldu. Allah bizi affetsin çocuğuz da. Böyle mesela bir yere çağırınca onu e, ona e, bizim arkadaşlar çok gırgır geçerlerdi ona. Na lan lan lan, na ne haber lan? Lan 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 derlerdi böyle yani ona. Allah affetsin tabii bizi. Çocuğuz işte daha ne 5-6 yaşında çocuğuz. Velhasıl bir gün bu eee masume annenin oğlunun kekemeliğinin geçtiğini duyduk. Bir gün böyle yaş işte 7-8 yaşlarındayken geçtiğini duyduk. Biz oradan taşınmıştık. Oradan babam işte rahmetli babam bizi başka bir yere götürdü ev olarak. Taşındık işte. Duyduk böyle. Neyse bir gün benim annemle beraber oraya gittik. Annemin okuma yazması olmadığı için yani bir yere gittiği zaman karıştırabiliyordu. Annem çok saf temiz bir kalpli bir kadındı. Bir gün e, annemle beraber gittikleri ki bizim masumenin yanına bir gidek mi oğlum dedi sen yolu biliyorsun gidek tamam dedim ana gidek beraber neyse gittik ben de arkadaşımı göreceğim onun için gidiyoruz e, bu arada masum anne e, oğluna ne alırsa beni çok severdi bana da bana Muhammed derdi Muhammed'e de alırdı yani bana da alırdı ben de böyle tabii biz fakirdik yani. Şimdi ona çikolata alıyor falan, fecmeşen gazoz alıyor bilmem ne. Biz de tabii çocuğuz yani doğal olarak nefis var yani. Giderdik oraya. Onun için gidiyorum ben. Onu masumayı, e, anneyi görmeye değil, annem ona gidiyor. Neyse beraber gittik. Aynen ya çocuğun kekemeliği bitmiş. Na 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 haber diyen çocuk direkt ne haber diyor artık yani. Eskiden mesela Mehmet derdi. Şimdi Mehmet diyor. Yani bir sorun yok kalmamış. Ben de kulak misafiri oluyorum onlara. Anam dedi ki yav, yav dedi masuma maşallah dedi çocuğun düzelmiş maşallah çok iyi olmuş dedi bak çocuk işte sen üzülüyordun düzelmez bu çocuk ne olacak vesaire diyordun dedi. O da dedi ki yav dedi bir hocaya gitmişiz. Hoca dedi ki bana el ahiru celle celaluhu El ahiru celle Celaluhu El ahiru celle Celaluhu El ahiru celle Celaluhu esmasını bolca çekti. Sonra aynı hocaya ben gittim dedim ki benim bir oğlum var. İşte kekeme bunun düzelmesini istiyorum. Çok dua ediyorum. Yani sadakalar veriyorum, zikirler çekiyorum ama bir türlü olmadı işte. Bak 7-8 yaşına geldi falan dedim. O da dedi ki bak e, kadın ne yapacaksın? ya evvelü celle celalü ya ahiru celle celalüh ismi şeriflerini her gün her gün 838 defa okuyacaksın. Böyle kekeme olan dili tutulmuş olan e, bunu okuyacaksın. Okuduktan sonra bunu bir suya üfleyeceksin. Yapacak, üfleyeceksin. Yani bir bardak suya işte veya bir kavanozdaki suya işte bir beşlik damacana suya üfleyeceksin. Neymiş? Ya evvelu ya ahiru. Ya evvelu celle celalu. Ya ahiru celle celalu. Her ikisini de ayrı ayrı 838 defa okuyacaksınız. Önce ya evvelü celle celalü 838 defa. Sonra ya ya ahiru celle celalü 838 defa okuyacaksınız. Bunu bir suya üfleyeceksiniz. Bu suyu çocuğunuza içireceksiniz. Anlatabildim mi? Çocuğa içireceksiniz. Çocuğa bunu 7 gün içirin, 14 gün içirin, 21 gün içirin, 28 gün içirin. İçirebildiğiniz kadar içirebilirsiniz. Bir sorun yok. Bir sorun yok bunda. Ayrıca ayrıca ya evvelu yel, ya ahiru isimli o esmaları yazdıktan sonra bunları bir kağıda yazdıktan sonra bu kağıda da o çocuk üzerinde taşırsa çok güzel olur, değerli olur. Ne yapacaksın? Buna devam edeceksin. Devam ettiğin zaman o çocuk düzelir dedi. Bizim masume anne anneme anlatıyor. Neyse diyor biz bunu ne yaptık? E, uyguladık diyor. İlk 28 gün bir şey olmadı diyor. İkinci 28 defa diyor yaptım. Gene bir şey olmadı diyor. Üçüncü 28 defayı yaptım. Bitti diyor. Yani 3 ay sürmüş. Bitti. Bittikten sonra diyor bir akşam diyor. Bir gece diyor. Bizim çocuk uyandı diyor. Çok severdi oğlunu. Allah da onu hiç imtihan ediyor oğluyla onu. İmtihan e, uyandı diyor. Yanıma geldi her zaman a anne derdi diyor. Şimdi direkt anne dedi. Ben anlamadım diyor onu önce. Neyse diyor. Susamış somu verdim diyor. Yattı. Sabahleyin diyor kalktım diyor. Baktım diyor. Her şeyi normal söylüyor diyor. Her şeyi normal söylüyor diyor. Bir sevindim, bir sevindim, bir sevindim diyor. Bütün mahalledeki çocuklar hepsine diyor çikolata dağıttım. Kadınları davet ettim. Burada Kur'anları okuttum. Onlara diyor işte Pastalar, börekler, poğaçalar, çaylar ikram ettim diyor. Sadakalar verdim. Fakirleri sevindirdim falan. Şimdi, şimdi diyor çocuğum normal diyor. Sen diyor anneme ne diyor ki sana da diyor ayırdım diyor. Anneme neyse böyle bir küçük bir bohça verdi anneme. İşte başörtü falan annemi de çok severdi. Ahiretliydi annemin. Belki de vefat etmişti o an, as, e, masum anne. Be, 80, annem 84 işte o, o da o civarlarda. Bilmiyorum. Vefat ettiyse Allah rahmet eylesin. Nitekim bana da, bana da değerli gönüldaşlarım böyle e, çok güzel bir e, elbise verdi. Ama çok güzel böyle. Çok hoş. Çok hoş bir elbise verdi. Sıfır. On numara. O, o bayramda onu giymiştim. Hiç unutmuyorum. Takım elbise hayatımda ilk kez giymiştim yani. Böyle. E, şimdi bunu niye anlattım size? Sizin de hayatınızda kekeme birileri varsa, kekeme, böyle dili tutulmuş, konuşmakta zorlanan. Tabii ki hastaneye götüreceksiniz. O ayrı bir konu. Konuşmuyorum. O ayrı. Biz ne dedik? Sağlıkla ilgili olan bölüme hiçbirine karşı değiliz. Tabii ki gideceksiniz, yapacaksınız gerekeni. Biz öbür tarafta manevi bölümdeyiz. Ha, ne yapacakmışsınız? Ya evvelu celle celalu, ya ahiru celle celalu. Ya evvelu celle celalu. 838 defa. Ya ahiru celle celaluhu 838 defa okuyacak mısınız? Bir suyu üfleyeceksiniz. O suyu 7 gün, 14 gün, 21 gün, 28 gün şeklinde bu çocuklara içireceksiniz. Ne dedik? Masum annenin çocuğu üçüncü 28 günün sonunda dili çözülmüş. Sizinki bir günde de olabilir. Daha da uzun sürebilir. ona bir şey diyemem. Ama kekemeliğinde bir çözümü var. Bilginiz diyorum. Ne, neymiş? Ya evvelü ya ahiru. Allah'a emanet ederken sizleri Allah Azze ve Celle bütün hastalarımızın şifasını en yakın zamana nasip etsin. Kalanı sağlayacaklar.